Baş tarafındaki deniz aracı. Burası Türk savaş gemisi. Güvenlik bölgeme giriyoruz. Eğer birliğime yaklaşmaya devam ederseniz kendimi savunacağım. Benden uzak durun. Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından geliştirilen ULAK serisinin ilk ürünü, Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracının prototipi tamamlandı. Yerli ve milli savunma sanayi açısından heyecan verici olarak nitelendirilen SİDA, üstün yetenekleriyle dikkat çekiyor. Mavi Vatan olarak adlandırılan alanda, Türkiye'nin deniz gücüne büyük katkı vermesi beklenen ULAK serisinin ilk ürünü olan SİDA, 400 kilometre seyir menzili, saatte 65 kilometre sürati, milli kriptolu haberleşme altyapısı, gündüz ve gece görüş kabiliyetiyle öne çıkıyor. İki şirketin yaklaşık 3 yıldır devam eden Ar-Ge faaliyetleri sonunda yapımı tamamlanan SİDA'nın Antalya'da üretilen prototipi görüntülendi. Gelişmiş kompozit malzemeden üretilen SİDA, karadan karargah komuta merkezinin yanında mobil araçlarla ve uçak gemisi, fırkateyn gibi yüzer platformlardan da komuta edilebiliyor. Keşif, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort, kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği, gözetleme ve istihbarat gibi görevlerin icrasında etkin rol alması beklenen SİDA'lar, farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerini de barındırıyor. Elektronik harp ortamında düşman birliklerinin haberleşme muharebe sistemini de karıştırabilen SİDA, haberleşme ve istihbarat sistemleriyle de donatılabilecek. SİDA'lar, kendiyle eş veya farklı yapıya sahip diğer SİDA'larla operasyon yapma, İHA, SİHA, TİHA'lar ve insanlı hava araçlarıyla müşterek harekat kabiliyetlerine de sahip olacak. Sadece uzaktan kontrol edilen bir insansız deniz aracı olmanın haricinde, yapay zeka ve otonom davranış özellikleriyle üstün ve çağın ilerisinde yeteneklerle donatılan SİDA, 2020 yılı sonunda denize inecek. SİDA'nın Roketsan güdümlü mermileriyle atış testleri de 2021 yılının Mart ayında gerçekleştirilecek.